Kalınlaştırma ameliyatları sonrasında ses terapisi bazen bir seans, bazen altı seans, bazen de kişinin sesini algılayana kadar devam edebilir. Bu yüzden kişiler arasında farklar çok fazladır. Kişinin sesini tanıyıp kullanıyor olması en temel hedeftir. Bunun dışında kişinin sesini kullanıp tanıyor olmasının dışında ergonomik ve rahat kullanımı da önemlidir. Kişi yorulmadan ve rahat kullanabilmelidir. Bu yüzden de terapi ikinci bir aşama getirebilir ve kişilerin bu süreçte en rahat kullanabilecekleri rahat tonları elde etmeleri sağlanır. Ses terapisi birçok hastalıkta olduğu gibi ameliyat sonrası durumlarda oldukça etkilidir. Hem kişinin kullanımı açısından avantajı vardır, hem de kişinin algısı açısından avantaj sağlar.